Selam arkadaşlar. İsa'yı az önce yolcu ettim. Ben de bir kafeye geldim. Bir saat, bir buçuk saat sonra Eren gelecek. Figen ve Harun ne zaman geldi bilmiyorum. O yüzden onlar gelene kadar ben de bilgisayarımı yanında getirmiştim. Ve edit yapacağım. Çok komik şeyler var. Allah'ım çıldıracağım gülmekten ya. Cidden yani. Evet, şimdilik böyle ona haber verelim. Eren geldikten sonra biraz sohbet eder falan. Zaten geldikten sonra çok bir şey kalmıyor. Çelsuran'ın oraya geçeriz. Utku'nun gözlerini gerçekten çok merak ediyorum. Bir an önce onu izleyeceğiz bakalım. Eğlenceli olacak bence. Bakalım göreceğiz. Göreceğiz artık. O zaman sonra görüşürüz. Arkadaşlar buluştuk ve hep beraber Utku'nun tiyatro gösterisine gidiyoruz. Mutlu musun? Çok. Beni özledin mi? Evet. Yalan. Çok özledim. Beni özleseydin saat 3'te buluşmaya gelirdin kardeşim. Bazı işlerim vardı, ön işler. Onları hallettikten yani sonra hemen yanındaydım. Yani evet, beklediğimden kısa sürede geldi. Çünkü normalde ben arayıp şunu demesini bekliyorum. Kanka biz direkt tiyatronun oraya geçiyoruz, siz de oraya gelin. Beni birazcık şaşırttığın için teşekkür ederim. Yok. Ben dediklerime sadık bir insanım. O yüzden dediysem, geleceğim dediysem gelirim. Oraya gelirim. Okey. Okey. Peki tatlım. Yiyeceğim seni ya. Neyse şimdi gidelim. Tiyatroda görüşürüz. Utku'nun sahnesi inşallah biraz uzundur. Ya evet, yani inşallah da biraz kısa gibi demişti Utku. Umarım böyle 5 dakika olursa bir sinir krizi. 5 dakika olsa hayal kırıklığı. Ama olsun, arkadaşımızın emeğini gidelim. Aynen, görelim. Arkasındayız arkadaşımızın. Yes. Tiyatroda görüşürüz. Bilete bakın arkadaşlar, çok tatlı. Bu da bizim Utku'muz şu. Çok güzel bu biletler. Bilgisayarımda yani belki bağlı kullanmaya başlamış. Ya dibinden çok. Görünüyor musun? Çok karanlık abi. Arkada çok karanlık. Şey çok. Oy düşüyor. Ceylan neresi şimdi? Merhaba. Merhaba. Gel abi. Merhaba. Bağırmışsın adını. Sizle de mi bu uyak beyim? Ne kadar haftalık. Güle gerek yok. Olur abi ya. Atarsan güzel olur. Tamam, olur olur. Her çiçekten bir şey. Ne var? Olur yani. Her renkten olsun. Anladın mı? Tiyatro diyor adam. Bir tane alalım. Yani. Bir tane ortaya. Her rolü bürünebiliyor adam. Her çiçeği de olsun. Bürünebiliyor mu? Bilmiyorum. İstanbul. Niye? Olur. Gülü birimiz olur. Utku'ya şimdi çiçek alıyoruz arkadaşlar. Arkada gider. Arkadaşlar Utku'ya çiçek aldık, gidiyoruz. Ama bir an önce gerçi gene birileri var dışarıda da. Neyse, umarım Utku'nun sahnesini kaçırmamışızdır. Çünkü tam Utku çıkacaktı. Ara verdiler. Biz şimdi hızlı hızlı gidiyoruz. Bakalım. Aslında çiçek alma fikri benim önceden aklıma geldi de yine şeye yakındı. Sonradan dedik ki hayır, almalıyız almalıyız, sonra geldik aldık. Hayır ya, başlamış olmasın yani. Pestiktir ya. Ha, açık açık girebiliyoruz değil mi? Yes, kaçırmamışız. Utku çıkacak. Yes, zamanında gelmiş. Açıyorum oğlum. Aç. Efendim hoş
Efendim vaktinizin ne kadar değerli olduğunu diyorum. Babamın musibet iş başımıza geldi, sigortamız attı. Ay biraz bağır evlat, adam sağır. Doğru. Efendim! Orada bir gel görmeye pek müsait değil. İzin verirseniz mum getireyim. Endişelenmeyin lütfen. Bu iş görün. Harika. Efendim o ne? El fenerim. Efendim onu söylemiyorum. Yalnız hep el fenerim taşırsınız. Çok gerek yok. Detayları görmeme yardımcı oldu. Sizinle tanışmak şerefini verdiğim için çok memnunum. Şunu tutmayın. Çok memnunum. O şeref bana ait efendim. Ben bu eserimde insan huzursuzluğunun baş reşetmeni ele aldım. Nefes sevgisi ve nefis nefreti. Bakın aynı noktada birleşiyorlar. Besbelli. Öyle mi? Öyle. Bunda büyük sanatın özelliği olan açıklık. Büyük sanat mı? Evet. Yoksa beğendiniz mi? Çok. Siz beğenmiyor musunuz? Ben tabii ki beğendim canım. Yani vermez olur muyum? Basit ama sade değil. Dahi yani. Ama daha dağlı değil. Hepsinde beğendisi gerçek dinsel güze sahip. Günümüz eserlerinde hangisi için bunu diyebiliriz ki? Doğrusu hiç. Bana sorarsanız bu eser tamamıyla bir Shakespeare'ci. Shakespeare'ci. Gelin bunları adlandıralım. Bu ne, tek bir parça? Tanecik. Tek ama nefis. Diğerlerini görürsem kafam karışır. Hazreti Musa'nın da dediği gibi. Asıl olgun adam süte bala bakmakla doyar. Mide indirsemeye gerekse. Ben de bununla yetiniyorum. Biraz gereksin. Evet, teşekkürler. Milyoner mi dediniz? Beni kim sandınız? Beyim, siz kim olduğunuzun farkında değil misiniz? Ben Bumburger. Bu bir şaka falan mı efendim? Bumburger. Benim adım Bumburger değil. He? Değil mi? Değil. Benim adım Şupazi. Fransız Şupazi. 1914 Weimar doğumlu. 1928'de Oran Üniversitesi'nde felsefe öğrencisi. 1934'ten beri de bu şehirde mülteci ve Londra Elektrik Şirketi'nde müsteşar. Mülteci mi dediniz? Nasıl? Siz bir şey değil misiniz? Hayır değil be. Bu ne cümle? Ne dersizlik? Bir de zırvalayıp durdu. Yok Shakespeare'ciymiş. Yok bilmem neymiş. Sadece elektriği onarmaya yollanmış. Adamdaki saygısızlığa bakın. Evet. Dur hayatım, ben açım. Anlaşılan arkadaşımız pek nadir. Ben ona gibi tıskırıldım değil. Siz de geçin isterseniz. Elveda sanat işi. Senin fenin karanlığına değişiyorum. Sus da reşin artık, hadi ya. Biraz dilini kısutsan iyi edersin. Müsaadenizle. Hadi. Çektim. Sağ olun. Ağlıyor musun lan? Sağ olun. Şey, yok şey de vereyim de ben çok alsın. Sağ olun. Bekle. Gece mi benim ya? Geçmiş olsun. Utku bu sana. Gel bizim gelemez ya. İyi ki varsın. Selam arkadaşlar. Nasılsınız? Keyfiniz yerinizde mi? Ben hasta oldum. Yani boğazlarım gerçekten çok kötü. Dün akşamdan beri öksürüyorum deli gibi. Sonra sabah da bayağı kötüydüm. Hatta şu an sesim de bayağı kötü çıkıyor. Çatallı çıkıyor. Ve şu an benim canım cici bebe istiyor. Ama neden getir de cici bebe yok? Yani cici bebe yemek istiyorum. Markete gitmek istemiyorum. Öleceğim. Kamerayı açmadan önce böyle değildim. Neden böyle oldum? Bir kere öksürmeye başlayınca ağrı kesilmiyor. Ya neden yok? Neden cici bebe yok? Önceden vardı. Çok bir şey istemiyorum. Cici bebe istiyorum sadece. Getir büyük de var mı? Burada da yoktu az önce. Aha getir büyük de var. Yes.
Vallahi hiç yok. İndirilmiş, şuymuş, buymuş yok yani. Hiç umurumda olmayacak. Siparişi verdim sonunda. Canım çok cici bebe istiyor. Sadece cici bebek istiyorum. Gerçekten. Ben niye hasta oldum ya? Erken mi buzlu şeyler içmeye başladım? Diyeceğim de yani havada sıcak. Bilmiyorum ya. Boğazım gerçekten çok kötü ya. Sıcak bir şeyler içtim de. Hiçbir şey yapmak istemiyorum arkadaşlar. Edit yapıyorum ama hiç şu an hiçbir şey halim yok, mecalim yok. Yani mal gibi de yatmak da istemiyorum. Of. Ya ben... Bunun hepsini... Hepsini yiyeceğim. Hepsini yiyeceğim. Ve vazgeçilmez mahletli şeyleri. Niye deriz hepsini? Bakın fazla olsun diye şu kabın içine koyacağım. Yani çünkü aşırı çekiyorum. Aşırı. Anlatayım. Çok mutluyum. Şu an gerçekten çok mutluyum. Ben bunu yiyip sonra görüşürüz.